Bu hafta yeni saç düzleştiricimi göstereceğim. Herkese merhabalar efendim. Saçımın en doğal, en göz kamaştıran haliyle şu an karşınızdayım. Gördüğünüz üzere ben bayağı kabarık saçlı bir kız çocuğuyum. Aslında şu an birazcık abartmış olabilirim. Evet, yani birazcık daha böyle artık sakinleştirmeyi falan saçımı biliyorum. Ama normalde duştan çıktığımda saçımı işte kurutup taradığımda saçımın hali bu şekilde oluyor. O yüzden de mütemadiyen saçımı bir şekilde şekillendirmem gerekiyor. Yani bu illa bir ısıyla olmak zorunda değil ama ya işte hafif bir yağlarla böyle dinginleştirmem gerekiyor saçımı, ya toplamam gerekiyor ya da fön çektirmem gerekiyor. Evde bir şey yapacaksam da genelde düzleştiriciyle yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü en basiti bu. Biliyorsunuz bu klasik var ya düz. Ama o düzleştiricilerin de saça çok zararlı olduğu söyleniyordu. Benim kuaförüm de sürekli saç çıkan bir şey diyordu. Aysel hani bunu kullanma çünkü saçını kırıyor. Bak her geldiğinde saçının uçları kırılmış oluyor. Herhalde dümdüz böyle yapışık ısıyı indirdiği için bilmiyorum. Şu an çok tatlı görünüyorum değil mi oradan? Neyse bir yandan anlatıp bir yandan başlasam mı? Neyse. Velhasıl kelam ama yapacak da bir şey yok. İşte kendi kendime fönle fırçayla bir şeyler yapmaya çalışıyordum, ediyordum. Kendi kendime aslında fön çekmeyi de bayağı geliştirdim gitgide. Sonra ofisten bir arkadaşımın bu geldi. Bu ne falan dedim. Ben bunu daha önceden görmüştüm bu arada ama hiç şey vermemiştim. Ya bu nasıl işte tarak gibi saçı bastırır, hiç de güzel olmaz. Kesin şunun bir tık alçağı olur. Sonuçta saçı tarıyor falan diyordum. Böyle durdukça daha da kabarıyorum galiba. Her neyse efendim. Gelince arkadaşıma bu ya dedim bir deneyebilir miyim? Çok merak ediyorum hani ben önceden de görmüştüm falan. Sağ olsun denetti etti. Denedim ve hastası oldum. Bayıldım. Hemen sipariş verdim. Çünkü benim için o kadar sıkıntılı bir durumdu ki bence birçok kadın da bunu bilir. Yani böyle bazılarının saçları çok güzel. Çok kıskanıyorum sizi. Yani böyle duştan çıkıyorlar ve ipeksi bir saçları var. Ama benim gibi boya olan, işte çok kuru saçları olan kişiler, benim gibi çok işlem yapan, uğraşanların maalesef böyle bir şansı olmuyor. O noktada da işte bir şeyin yardıma ulaşması gerekiyor. Çünkü mesela ben şimdi duştan çıktım. Herhangi bir arkadaşımız ya Aysel müsait misiniz şeye geleceğiz dese ya da ya gelsenize bir kahve içelim dese gidemem. Nasıl gideceğim? Yani saçımı eğer toplarsam topladıktan sonra okey topladım düzelttim. Eve geldim tekrar saçımı yıkayıp şekillendirmem lazım. Çünkü bu sefer de topladığım için toka izi çıkmış oluyor. Düzleştirmeciye kalksam o kadar zaman yok falan. İşte benim kurtarıcım gerçekten bu Philips'in bu tarak düzleştiricisi oldu. Bayağı hassasıyım, bayıldım. O yüzden de bunu böyle size bu hafta anlatmak istedim. Nasıl kullanıldığını anlatırken bir yandan da deneyimlerimi de size anlatacağım. Çok basit, hiçbir şey yok. Şurada iki tane, bir tane tuşu var. İster daha az ısıyı alıyorsunuz ya da daha çok ısıyı alıyorsunuz. İkisinden birini tercih ediyorsunuz. Prizi şey yapmamışım, açmamışım. Hemen açıyorum. Hadi çocuğum, ne oldu? Ya bir an bozuldu zannettim. Tam videoyu çekerken bozuluyor olsaydı yıkılırdım. Şöyle yanıp sönüyor bu. Bu tam böyle yanmaya başladığında ben ısındım. Hadi benimle saçını yapabilirsin diyor. Bunu nasıl kullanıyorum ben? Şöyle size söyleyeyim olasılıkla. Yani şimdi eğer zamanım varsa ve böyle daha temiz, güzel bir saçım olsun istiyorsam bayağı saçımı şöyle ayıra ayıra şuralardan toplayıp ayıra ayıra saçımı tarıyorum. Şu şekilde göstereyim. Daha ısınmadı ama bir yandan göstereyim. Tek yaptığınız şu. Saçınızı taramak. Yani başka hiç işte düzleştirici gibi araya sıkıştırayım bilmem ne yapayım. Saçınızı tarayarak aynı zamanda zaten düzleştirmiş oluyorsunuz. Şöyle eğer böyle zaten daha az saçlı, daha kabarmayan saçlı biriyseniz bakın şu anda bile görürsünüz şuradan. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Daha böyle kabarmayan saçlı biriyseniz büyük ihtimalle siz sadece saçınızı tarayıp çıktığınızda bile saçınız fönlenmiş olacak ama benim gibi daha kabarıksanız ve böyle tam fön fön dursun istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi genelde bu şekilde yapıyorum ve saçımı şöyle ittiriyorum. Yani şuradan da tutuyorum. Şimdi ben bunu ilk aldım. Her türlü denedim arkadaşlar. Bayağı duştan çıktım. Normal şu şekilde tarayarak da denedim. Şuraya tarayacağım ki siz
aradaki farkı şurayı da taramayayım. Siz aradaki farkı görebilin. Bakın hiçbir şey yapmadan, tek tek ayırmadan sadece saçımı tarıyorum buradan. Görebiliyor musunuz? Yani bir şuraya bakın, bir şuraya bakın. Yani bu hayat kurtarmak değil de nedir benim için? Yani acele bir yere gideceğim ya da işe gideceğim, duş almışım sabahtan. Hemen hop saçınızı tarayın, en kötü bir at kuyruğu yapın. Aha, aradaki fark budur. Bu kadar hızlı sonuç veren, bu kadar güzel düzleştiren bir ürün kendisi. Peki ben bunu nasıl kullanıyorum? Bu normal, en basit. Zaten bunu gördüğünüzde yani çok da zor bir şey değil. Alıp saçımı tarayacağım dersiniz hepiniz. Ama ben buna şöyle bir püf nokta seçtim ve bundan çok daha memnun oldum. Şimdi duştan çıktıktan sonra, bu benim kullanışımı size anlatıyorum. Saçım daha ıslakken, şu size bir önceki videomda da söylemiştim. Elidor'un şu yağı var ya, ondan birkaç fıstık şöyle bir güzel saçıma yediriyorum. Daha saçım ıslakken. Daha sonra saçımı işte havluyla biraz kurutuyorum. Arkasından makineyle uuu diye kurutuyorum, ediyorum. Daha sonrasında saçımı yapmak istediğimde aslında birazcık zamanıma bağlı olarak bunu yapıyorum. Yine söylüyorum hani tek tek böyle aşama aşama da bunu yapabilirim. Ama böyle aman çok da zamanım yok, birazcık ağzı yüzü düzülsün, yarın işte insanlar beni görünce korkmasın dediğimde de şu şekilde yapıyorum. Yani ikisinde de daha üstten üstten yapıyorum ama asıl olayın kritiğini şöyle çözdüm arkadaşlar. Şimdi normalde bu tarağı herkes şu şekilde kullanıyor ya, ben tarağı tersten kullanıyorum. Çünkü neden yapmayayım? Neden herkes düz yaparken ben ters yapmayayım? Şimdi ben basık fön sevmem. Fön çektirmeye gittiğimde de en büyük kavgam bu. Lütfen saçımı yapıştırmayın. Lütfen saçımı yapıştırmayın. O yüzden de şöyle bir çözüm buldum. Saçımı tutup şöyle arkadan tarıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tabii ki de görüyorsunuz. Ne kadar saçma. Sanki cevap verebileceksiniz ondan. Neyse. Şu şekilde arkadan taradığımda saçımı hem sanki daha az elektrikleniyor hem şu volümü daha güzel yapıyor. Yani düz denediğim zamanlar da oldu. O kadar sıcak ki kanter içinde kaldım. Şuradan da ışık veriyorum. Düz denediğim zamanlar da olmuş saçıma. Ama hiçbir zaman şöyle tersten yaptığım gibi güzel olmuyor açıkça söyleyeyim. Tabii bu sizin nasıl fön sevdiğinizle ilgili. Yani ben pırasa saç seviyorum. Aysel dümdüz olsun diyorsanız o şekilde yapın. Ama ya yok daha volümlü ama böyle şeyde durmasın diyorsanız. Ya bunun neyde durmasın derken şunu söyleyeceğim. Şimdi çok böyle fönlü saç sevmeyenler de vardır benim gibi. Bir tık daha sanki doğalmış gibi duran. Bu onu da sağlıyor aslında. Ve ben mesela şu saçımın ucunun çok küt fönde bitmesini sevmiyorum. Yani böyle dümdüz inmesini sevmediğim için de şu şekilde yapıyorum saçımı. Bu şekilde tek tek böyle yani 3 kademede mesela bu tarafım bitiyor. 3 kademede bu tarafım bitiyor. En son ne tarafa yatırmak istiyorsam mesela saçımı bu tarafa mı yatırmak istiyorum? Bu tarafa çevirip atıyorum. Yani ne yapıyorum onu da anlatacağım. Şimdi bu normalde böyle zamanım olduğunda yaptım. Bir de benim eğer zamanım yoksa sabah kalktım. Hızlı hızlı hemen bir duş aldım ve çıkmam gerekiyorsa. Yaptığımda şu arkadaşlar. Bütün saçımı toplayıp bu şekilde tersten sadece tarıyorum. Bu arada acayip ısıtıyor saçınızda, haberiniz olsun yine de. Böyle bir anda elinizi yapıştırmayın ya da ben mesela yanlışlıkla kulağıma yapıştırdım, acıdı, aklınızda olsun. Şöyle toplu bir şekilde, çünkü saçın en böyle bitkin, en tuhaf duran kısmı şeyi oluyor, uç kısmı oluyor. Önce şöyle bir tık bir üstten tarıyorum. Saçınızı şeyden önce taramanız, ben çok bu sağa sola attım ya saçımı şu an şey karıştı, taramanızda fayda var. Sonra da şu şekilde bütün olarak alttan önce şu alt kısmı ben bir güzel hallediyorum saçımı. Bakın konuşurken saniyeler içinde yapıyor. Neden bu kadar? Şimdi diyeceksiniz ki Aysel ya hayırdır reklam mı aldın? Ah nerede keşke, asla reklam almadım. Neden bu kadar övüyorsun bunu derseniz. Arkadaşlar ben faydasını çok gördüm, siz de görün istiyorum. Beni biliyorsunuz, uzun süredir takip edeniniz de var, yeni tanışanınız da var. Ben bir şey sevdim mi? Madem ben faydasını gördüm, siz de görün istiyorum. Bakın şu an sadece ucunu yapmama rağmen saçım bir ehlileşti. Daha sonra da şu şekilde en üst kısımları şu şekilde geçiyorum saçımı. Buraya geçmiştim zaten. Şuraya bir daha geçeyim. Ya bu yaptığım mesela şu. Acelem var. Saçımı kuruttum. Hemen çıkmam lazım saçım benim için. Daha sonra da tekrar çok volümlü istiyorsanız benim gibi uyduruyorum. Saçınızı bu tarafa mı ayırıyorsunuz? Şu şekilde. Saçınızı şöyle ayırıyorum.
şöyle tarıyorum arkadaşlar. Şimdi neden tam tersi derseniz, bu tarafa attığımda, mesela bu tarafa çok düzletmiş oldum ya saçımı. Diğer tarafa attığımda saçımın böyle daha volümlü istediğim kısmı kalmış olacak. Hem de az önce sadece üstten üstten yaptığım için şu köklerimi hiç düzeltmemiştim ya. Bakın düzeltmiş oldum. Aynı şeyi ben yine de bu arada bu tarafa da yapıyorum. Sebebi çünkü gün içine saçımı bir sağa bir sola attığım için iki tarafta da düzgün görünsün istiyorum saçım. Bu tarafı da aynı bu şekilde yaptığımda yapıyorum şu anda. Şu anda bu arada kendimi görmeden yapıyorum. Hesapta önünde bir ayna var ama ooo çok tatlı oldum. Kendimi görmüyorum. Saçım benim için arkadaşlar şu an bayağı bitti. Şu an okey yani. Çaya mı gitmek istiyoruz? Okey. Misafir mi gelecek? Gelsin buyursun. Çünkü daha artık insana dönmüş bir saçlarım var. Tabii yine ne yapıyorum ben açıkçası bunu da hallettikten sonra yine şu yağdan. Bu benim saçımla da ilgili ama yani saç girdi ağzıma. Saçımı işte sarı boyatmış olmam, saçımın yıpranık görünüyor olması falan bunları etkiliyor. Bir tık da hala böyle istediğim uyduruyorum o şeye gelmediyse sağlıklı görüntüye. Şöyle bu yağla saçlarımla, çünkü budurulama istemiyor bu yağda. Şöyle bir güzel bir şey yapıyorum. Daha sonrasında saçım bitti. Hani ekstradan, ay şuramda şey kaldı mesela, şuram dalga kaldı. Çok rahat yapamadığım için. Hop yine buradan tarıyorum. İstediğiniz gibi. Ben aşırı memnun kaldım. Hazır yapmış konuşmuşken şey yapayım ki, bir yandan saçımı yapayım ki yarın iş var. Pazar günü çekiyorum bu videoyu. İki kere, üç kere uğraşmayayım yani sonuçta. Zaman önemli şey arkadaşlar. Evet. Oh, hem videomu çektim. Hem saçımı yaptım. Valla daha sonrasında şu şekilde, çok bir temizlenme gibi durumu da yok. Sadece sıcakken ben kendi yaptığım hataları siz yapmayın diye söylüyorum. Şimdi saçınız burada dolanıyor, bir anda tarak gibi olduğu için dalıp bir elinizi yapabilirsiniz ama kenara koyun, su olsun. Daha sonra istediğiniz gibi saçınızı şey yapabilirsiniz, oradan toplayabilirsiniz. Gördüğünüz, sesim gidiyor ara. Gördüğünüz üzere bir gerçekten de yani bir ilk dakikaya bakın, bir şu dakikaya bakın ve kaç dakikada yaptım da konuştuğum için bu arada. Yani konuşmadan duştan çıktım, fıt 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 saçını kuruttum. Gayet de rahat bir sağa bir sola bir şöyle yaptım, bir böyle yaptım, bir arkaya saçınız oldu da bitti maşallah. Çok memnun kaldım. Çok memnun kaldığım için de sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü şöyle de bir durum var. Ben bunu aldım. İşte kuaförüme de söyledim. Selçuk abi dedim işte ben böyle bir tane düzleştirici gibi bir şey aldım falan. Bir böyle şey dedim. Niye düzleştirici alıyorsun? Yok dedim, tarak gibi. Kendi eşi de bunu kullanıyormuş bu arada. Yani o başka bir markanınkini kullanıyormuş. Benimkisi Philips. Ben de bir indirim gibi bir şey vardı sanırım. Birazcık bir pahalı bir üründü açıkça söyleyeyim. Ben o yüzden aslında çok yanaşmamıştım. Ama neye denk geldiğimi hatırlamıyorum. Böyle bayağı güzel bir indirime denk gelip bir sitede şey yapmıştım, almıştım. İyi ki de almışım diyorum. Yani kuaförün eşi de bunu kullanıyormuş. Düşünün yani daha az zarar verdiğini söylüyor. Çünkü düzleştiriciler bir şekilde şöyle sıkıştırıyoruz ya. Dümdüz ütü yapıyoruz aslında saçımıza, çekiyoruz ve ucunu falan böyle kırarak geçerken bu daha saçınızı tararken ısı vermiş oluyor. Bir nebze fön gibi de düşünülebilir. Geldik bir videonun daha sonuna. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Belki de böyle birileriniz bunu araştırıyordur ve arada kalmıştır. Çünkü ben gerçekten de kalmıştım. Yani ilk bunu bir Teknosa gibi bir yerde gördüğümde ya nasıl olur ki, olmaz falan bir araştırmıştım. Bir videoda aslında bulamamıştım herhalde. Bilmiyorum, çok beni böyle ikna edici bir şey bulamamıştım. Belki de uygulayıcı değildi. Belki de bana inandırıcı gelmemişti. Bilmiyorum. O yüzden böyle arada kalırken işte diyorum ya, tesadüf eseri deneme fırsatı buldum. Belki işte siz de benim videoma denk gelirseniz ben çok memnun kaldım. Tekrar söylüyorum. Çok saçınız kabarıksa da işte ekstra kıvırcıklardan bahsetmiyorum tabii ki de. Ondan ne kadar işe yarar bilmiyorum ama az çok ben bilerek, o yüzden aslında böyle saçımı yıkar yıkamaz o en güzel halimle karşınıza çıkmak istedim ki yani acaba ne kadar kabarık saçı ehlileştirir diye düşünürseniz o kadar kabarık saçı gayet güzel bir fön haline getirdiğini görün istedim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Haftaya görüşürüz. Eğer siz de bu ürünü kullanıyorsanız ya da bu ürünün daha böyle uygun bir muadili falan varsa aşağıda lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Çünkü yani şimdi sadece denemek isteyen olabilir, deneyip beğenmeyen olabilir ya da
daha uygun fiyatlı bir şeye ihtiyacı vardır insanların. En azından aşağıda böyle yorumlarda bir yardımlaşmış olur. Saçımı bakın bir sağa bir sola atıyorum şu anda. Şey yapamadım, kendime göre sıcakladım. Toplamak da istemedim ama bir şey bastı. Aşağıda yardımlaşmış oluruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Ne söyledim mi? Ne söyledim? Kanalıma abone olun dedim mi? Kanalıma şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz aşağıda link bakıyorum. Kendinize tekrar çok iyi bakın efendim. Lütfen bu hafta özellikle iyi bakın. 5 kere falan söyledim çünkü herhalde. Haftaya görüşürüz.